En mutlu günümüz. Ya Nabi selam aleyka, ya Resul selam aleyka, ya Habib selam aleyka, salavatun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin kutlanması yüzyıllardır Müslümanlar tarafından icra edilen sünnetlerdendir. Bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün de doğdum buyurarak pazartesi günleri oruç tutmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemine gelindiğinde ise, okula giden öğrenci çocuklar için her yıl, Kurban Bayramı'nda 4 gün ve Mevlid gecesi dolayısıyla da bir hafta tatil günü belirlenmiş ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu devam ettirenlere hayır duada, kaldıranlara da bedduada bulunmuştur. Bu gelenek son asırlara kadar devam etmiştir. Kurban ve Ramazan bayramları dışında İslam'da başka bir bayram olmadığı malumdur. Ancak Mevlid günü bayramdan daha büyük ve önemlidir. Biz Mevlid'i bayram olarak isimlendirmiyoruz çünkü bütün bayramlar, saadetler ve İslam'la gelen bütün büyük günlerin güzellikleri Mevlid'le var oldu. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid'i olmasaydı, peygamberliği olmazdı, Kur'an inmezdi, İsra ve Miraç olmazdı, Bedir zaferi olmazdı, büyük fetih, Mekke'nin fethi gerçekleşmezdi. Bütün hayırların kaynağı olan sallallahu aleyhi ve selleme ve onun doğumuna bağlıdır. Mevlid okunmasını bid'at olarak görenlere şunu söylüyoruz. Biz, o sallallahu aleyhi ve sellem ile ferahladığımız ve sevindiğimiz için Mevlid'ini kutluyoruz. Mümin olduğumuz için de onu sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyoruz. Bu mübarek günde oruç tutmak, bol bol salavat getirmek, sevinç göstermek, ziyafetler tertip etmek, bu ziyafetlere katılmak, fakirlere bugünün şerefine sadakalar vermek ve Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem öven şiirler okumak ve dinlemek, salih kimselerin adetlerindendir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğduğu andan itibaren övülmeye başlanmıştır. Bana bu güzel ve zarif çocuğu veren Allah'a hamdolsun diyen dedesi Abdülmuttalib'in ve sen doğunca dünya ışığa büründü ve senin nurunla ufuklar aydınlandı diyen amcası Hazreti Abbas'ın deyişleri bunlardan sadece birkaçıdır. Medine'ye gelişinden sonra ise pek çok sahabi şair, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek için yarışmışlardır. Mevlid gecesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum zamanında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte, Allah-u Teala bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övsün, düşmanlarını kötülesin buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara, İslam'ın ulvi değerleriyle meşru ölçüler çerçevesinde sevinmeyi tavsiye etmektedir. De ki, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Yunus Suresi 58. Ayet. Allah-u Teala müminlere rahmetle sevinmelerini emretmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu ayetin delalet ettiği gibi bizzat rahmettir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anh, rahmet kelimesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olarak tefsir etmiştir. Müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıyla her zaman sevinç duyarlar. Fakat doğduğu ay ve gün, sevinç daha yoğun bir şekilde yaşanır.